Bu kanalda daha önce iki dizinin de hikayesini, detaylarını, özetini ve öne çıkarılanlarını konuştuk. İki diziyi de yeri geldi övdük, yeri geldi gömdük. Bunlardan bazıları tabii ki yıllar önce yapılmış videolardı. Ezel'in tahtı neden devrilemiyor diye video yaptık, herkes bizleri Ezelci. Uzun süren, hatta ismini vermek istemediğim kanallar tarafından çalanan çırpılan vadi detayları serisini yaptık, herkes bizleri vadici sandı. Bugün bu videoda hak edene hakkını vereceğiz, merak etmeyin. Murat Soner gibi kategorinin en büyük kanallarından biri de gelmiş geçmiş en iyisi başlığı altında Ezel'e video yapmışken gerçekleri konuştuğumuz böyle bir video bizce kesinlikle yapılmaya değer. Ay şaşırdım da şu başlığı gördüğümde. Kanalın demir kolon video serileri önümüzdeki haftalarda tekrardan gelmeye devam edecek. Fakat şu mevzuyu önce bir kapamamız gerek. İyi seyirler. İşte ben, Polat Alemdar. Karşındayım. Benim adım Ezel. Buraya intikam almaya geldim. Ben bu adamı tanımıyorum şef. Ben tanıyorum. Öncelikle bu iki dizi hem türü hem de onları onlar yapan özellikleri nedeniyle birbiriyle kıyaslanamaz. Fanlar için üzücü olacak olsa da açık bir farkla şunu belirtebiliriz. Ezel hangi yönünden tutarsanız tutun kesinlikle Kurtlar Vadisi'nin gerisinde kalıyor. Siktir git lan! Siktir git, ağzını burnunu kırarım şimdi. Bakın Kurtlar Vadisi diyoruz. Pusu, Terör, Irak gibi diğer devam ve bağımsız yapımları bu video için saf dışı bırakıyoruz. Konumuz herkesin ağzına yer edinmiş olan tabiriyle Vadi ilk 97 bölüm. Öncelikle Ezel 2009, Vadi ise 2003 çıkışlı bir dizi. İki dizi de çıktığı dönemin kesinlikle en iyileriydi ve bu zaten konuya en uzak insanlar tarafından bile kabul ediliyor. Demek isterdik fakat Ezel'in kanal değiştirdikten sonraki reytinglerini incelediğimizde durum Ezel için pek de öyle ilerlememiş. Ne oluyor lan? Türk dizilerinin ne olduğu, nasıl başlayıp nereye gittiği bu kanalın videolarında en çok bahsettiğimiz şeyler arasında arkadaşlar. 2024 imkanlarıyla bile iki dizinin de çıtasına ve kalitesine erişilemiyor. O ayrı mevzu. Fakat 2003 dediğimiz dönemde imkanlar bu kadar kısıtlıyken Kurtlar Vadisi'nin prodüksiyonunun, uğraşının ve senaryosunun bu denli özenle ve uğraşla hazırlanması, acı ama gerçek olsa da o kıyas yapa yapa bitiremediğimiz Ezel'i sollar geçer nitelikte. Kanalda daha önce Abidin Yerebakan a.k.a. Ekrem abinin diziye katılma hikayesini anlatmıştık. Dizi için kuru sık otomatik ağ tüfekleri gerekir ve bu tüfekler ise yalnızca Rize'deki bir fabrikada üretilmektedir. Vadinin yapım ekibi Abidin Yerebakan ile iletişime geçer ve şartlar konuşulduktan sonra konu fiyatlara gelir. Ekrem abimizin paraya gerek yok, bana dizide rol ayarlamanız yeterli cevabının üzerine Kurtlar Vadisi, sinirden midir, senaryo icabından mıdır bilinmez bir şekilde Ekrem abimize çapsız Abidin rolüyle hayat verir. Kariyeri de zaten bu enteresan hikayesinden sonra alır götürür. Kurtlar Vadisi'ne giriş süreciniz nasıldı? Nasıl oldu bu? Otomatik atabilen bir tüfeğe ihtiyacımız var dediler. Ama kuru sıkı olacak. Türkiye'de böyle bir şey yok. İtalya yasak o zamanlar. Bizde de silah fabrikası var arkadaşlar. Bir yanımızda 2003 yılında dönemin kısıtlı imkanlarında kuru sıkı silah talebinden bile böyle bir hikayeye girişen dizi var. Diğer yanımızda ise arkasında malum yapım gibi günümüzde sektörün mafyası ve zorbası olmuş, dizileri iyi olsun olmasın inanılmaz bir reklam politikası ve globalleştirme çabası yürüterek dizileri kusursuz bir elmas kalitesindeymişçesine seyirci aklına işlemeyi kurnazca başaran bir şirket var. Bu arada konunun detayına inmeden önce bu kanalın daha önce malum yapımla neler yaşadığını eskiden beri aramızda olanlar bilir. Bilmeyenler için o kusursuz dizilerine en ufak dil uzatıldığında övgü veya gömme fark etmeksizin manuel telif yapıştıran, 200 aboneli kanallardan bile çekinip ortadan kaldırmaya çalışan bir firmadır kendileri. Bu videoda tabii ki her şey öncesinde de olduğu gibi objektif olacak. Fakat atacağınız manuel telifler bile bu sefer kurtarmaz. Gerekirse her şeyi sansürler, cümlelere gömer, yine de yayınlarız bu videoyu. Zamanın yavru kanalı yok artık efendim karşınızda. En azından sayenizde teliflerin ve kısıtlama politikalarının master olduk. Ve eleştiri dediğimiz şey sandığınızın aksine ne suç ne de kusur teşkil eder. Konumuza geri dönelim. Kadro yönünden bu iki diziyi yine ele alacak olursak iki tarafta sağlam. Evet, bir yanımızda Haluk Bilginer, Tuncel Kurtiz, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Burçin Terzioğlu, Barış Falay, suskun düşen ağlamazcasına Cansu Dere, Yiğit Özşener, Sarp Akkaya, Rıza Kocayolu ve saymaktan yorulduğumuz tonla isim var. Ve bu isimler neredeyse Türk dizi sektörünün kolonlarını oluşturan yapımların bilinen oyuncuları. Tabiri caizse eski ve yeni kuşak A kalite aktörlerimiz. Fakat diğer tarafın Ezel'den aşağı kalır yani yok. Hatta sadece konsey oyuncularını saymamız bile listeyi başlangıç için neredeyse eşitler durumda. Madem sosyal medya ve popülarite tanınırlığından gidiyoruz, İstemi Betil, Atilla Olgaç, Zafer Ergin ve Rıza. Nereye gideceğiz? Selçuk Yöntem dörtlüsü bile, diğer taraftan saydığımız Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz liginde oyuncular. Tiyatro temelli ve oyunculuğun gerçek eğitimini almış insanlar. Kadro yönünden kapıştırmalık bir durum yok, anlayacağınız ortada. Ki Ezel dizisi birkaç bölümlüğüne Kıvanç Tatlıtuğ konuk alırken, Kurtlar Vadisi yine bahsettiğimiz dönemde Andy Garcia, Sharon Stone gibi Hollywood yıldızlarını misafir etmiş bir dizi. Evet, The Godfather, Intouchables ve Ocean's 11 gibi yapımlarda oynamış olan Andy Garcia'dan bahsediyoruz. Ek olarak bir cumhurbaşkanının da rol aldığı ilk dizi. Fakat tabii ki de iki tarafta kadro yönünden yalnızca şapka çıkarılacak bir seviyede olduğu için kıyas yapıp üstünlük belirtmek pek de doğru olmaz. Welcome. This place is our holy grail. It is you is welcome here, Polat. Global tanınırlık ve popülarite noktasına geçecek olursak bu noktada biraz sert ve dürüst olmak gerek. Ezel ne yazık ki Kurtlar Vadisi'nin yanından bile geçemeyecek bir seviyede arkadaşlar. Bu durum sadece Ezel için geçerli bir durum değil. Globalite, popülarite ve reklam pazarı noktasında Türk ekranlarında gelmiş veya gelecek olan hiçbir dizi ne yazık ki Kurtlar Vadisi'ne erişemez durumda. Ulan amına kodum senin var ya videolarında. Klavyeleri kuşanıp siperlere hücum etmeden önce bunun birkaç nedenine gelelim. Bu nedenlerden sonra hak verip vermemek sizin takdirinize kalmış. Kurtlar Vadisi, İsrail İstihbarat Servisi'ne ait bir binaya baskın düzenlenen sahnede Polat Alemdar'ın İsrailli ajana söylediği laf üzerine Türkiye ve İsrail'i krize sokmuş bir dizi. Mossad'a dizi hakkında açıklama yapma ihtiyacı doğuran Kurtlar Vadisi'nin bu bölümü yüzünden İsrail, dönemin Dışişleri Bakanı Oğuz Çelikkol'u Dışişleri Bakanlığı'na davet eder ve ortaya çıkan bu yüksek ve alçak koltuk durumundan ötürü arada resmen kriz çıkar. Olayın içerisinde İsrail Dışişleri Bakanı Ayalon'un Çelikkol'la tokalaşmayı reddetmesi gibi birçok detay mevcut. Zaten İsrail-Türkiye koltuk krizi olarak aratma yaparsanız olayın geniş detaylarına ulaşabilirsiniz. Ki bu bahsettiğimiz Pusu döneminde olan bir olay. İlk 97 diye nitelendirdiğimiz asıl Kurtlar Vadisi bile değil. Devam edelim. Ertuğrul Özkök'ün Yemen'e gitmesi sonucu DAEŞ, Özkök ve ekibini rehin alır. Duvarda Polat Alemdar'ın resmini görmesi üzerine Necati Şaşmaz ile çekildiği fotoğrafı gösteren Özkök, DAEŞ'in liderlerinin kendisini çağırdığını ve bu olay üzerine şehirdeki itibarının arttığını belirtir. Olayın anlatıldığı program TV100'ün Cengiz ile Altapot programı arkadaşlar. YouTube üzerinde yine küçük bir aratmayla 4 dakikalık videoya zaten erişebilirsiniz. Buldum fotoğrafı, dedim bak Raci benim, dedim arkadaş. Ondan sonra aldı makineyi Twitter'da veya diğer platformlarda murat olarak Arabistan ve benzer ülkelerde satışa sunulan sigaraları illaki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz şöyle verelim. Sırf Polat Alemdar popülaritesinden yararlanmak adına bu sigaralar bu bölgelerde bir dönem satışa sunuldu ve güzel de getirisi oldu. Ek olarak dizide Polat'ın Parlament marka sigara içmesiyle Marlboro'nun satışlarında düşüş olması ve Parlament'in patlaması olayı da mevcut. Dediğimiz gibi bu olayların tümünü Google'da küçük bir aratmayla bile bulabilirsiniz. No. Wait. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Katar ziyaretlerine yanında Necati Şaşmaz ve Cemal Hünal'la birlikte gitmesi olayını illaki hatırlayanlarınız vardır. Bir Dışişleri Bakanı sizce görüşmeye giderken yanında bir dizi oyuncusunu ne amaçla götürür? Bir düşünün derim. Bu arada bir önceki olayda da bahsettik. Polat Alemdar karakteri yurt dışında, yani Arabistan, Katar, Pakistan ve benzer ülkelerde Murat Alemdar olarak biliniyor. Yani sigaranın adı ve araştıracak olanlar için videoda Murat Alemdar diye seslenilip fotoğraflar çekilmesinin nedeni bu. Bu Siemens CX75, 262.000 renkli ekran, MP3 çalar, Bluetooth. Ne oluyor ya? Ne çekiyorsunuz? Ne o telefon? Siemens CX75 abi. Benimkinin aynısı yani. Kurtlar Vadisi ve özellikle Polat Alemdar karakteri birçok dünya ülkesinde hem ilk dönemi hem de Pusu döneminde tanınıp sevilen ve Türkiye'yi kelimenin tam anlamıyla temsil eden bir diziydi. Pazar payı ve reklam mevzusuna gelecek olursak birçok firma ve şirket sırf sponsorluktan adı görünsün ve globalde tanınsın diye diziye sponsor oluyor. Ufak da olsa adını duyuruyordu. Olay diziyi değil ülke firmalarını ve şirketlerini globalleştirmeye kadar yürümüştü, anlayacağınız. Bu arada hep Arabistan ve benzeri ülkelerden bahsetmişken olay sadece Orta Doğu sanmayın. Almanya, Makedonya, İngiltere gibi birçok ülkede de Polat Alemdar karakteri gerçekten isim yapmış ve akıllara kazınmış bir isim. Dizi ihracatı ve pazar payını yaratan ve imkan doğuran ilk dizi yine Kurtlar Vadisi'ydi. Özellikle son bölümlerin reklam ve sponsorluk kısmını inceleyecek olursanız dizinin sonlara doğru tam bir reklam merkezi olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Reklam rekoru mevzularında hiç kıyaslamaya bile gerek yok. Kurtlar Vadisi adını yine Google'a kazımış durumda. Şöyle ki sezon finalinin reklam ve toplam yaratılan değer bedeli $29.041.000. Bu da dizinin her dakikasının, bakın dakikasının diyorum, ortalama olarak $414.000'a denk gelmesi oluyor. Bu rekora ne geçmişte ne de gelecekte erişmeyi bırakın, tozunu bile görebilmiş bir dizi yok. Reklam geliri payında Ezel vs. Kurtlar Vadisi gibi komik bir cümle kurmayalım yani. Yabancı dizilerle kıyaslamayı düşünürsünüz, orası ayrı mevzu. Bunu yapan dizi 2005 döneminde yapıyor bu arada, tekrardan hatırlatalım. Hani internetin, teknolojinin ve imkanların 2024 kadar gelişmiş olmadığı 2005 yılları. iPhone 16'ların tanıtıldığı değil, Samsung kızaklı telefonlarının tanıtıldığı yıllar. Devam edelim. Şimdi gelelim reyting muhabbetlerine. Öncelikle bilmeyenler için ortalama 50-60 dakika olan şu geniş özet ve bölüm özeti kavramlarını Türk dizi sektörüne kazandıran kişi Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni ve senaristi olan Osman Sınav. Bu infoyu neden verdiğimi birazdan anlayacaksınız. Kurtlar Vadisi gerek asıl diziyle, gerek Pusu ve kısa süren macerası Terör gibi yapımlarıyla yayınlandığı an reytingleri istisnasız her zaman kilitleyerek bir numaraya oturan bir diziydi. İkinci sırada başka bir dizinin geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü listenin 2 numarasında bölümün özeti alıyordu. Ek olarak dünyada en çok izlenen ve tanınan Türk dizisi unvanı yine Kurtlar Vadisi'ne ait. Tabii ki de ülkemizdeki kadar sevilmesi, sahip çıkılması Avrupa için mümkün değil. Fakat Arnavutluk, Bulgaristan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve video boyunca saydığımız olaylara dahil diğer tüm ülkelerde dizi ve özellikle başrol fazlasıyla sevilip tutuldu. Genel izlenmeyi baz alacak olursak Kurtlar Vadisi hem YouTube hem ekranlarda yayınlandığı bölümlerle istatistiklere bakıldığında günümüz dizilerinin bile üstüne çıkan bir dizi. Severiz sevmeyiz, Pusu leşti, güzeldi, filmler iyiydi, kötüydü, herkesin görüşü farklı olsa da bir gerçek var ki Vadi hem ülkemizde hem global çapta ülkemizi en çok duyuran ve özdeşleşen dizi. Bakın olayı 2024 kafasıyla değil, 20 yıllık bir süreç olarak düşünün. Ezel dizisine dönecek olursak zamanında Recep İvedik 2, Alemin Kralı, Arka Sokaklar gibi dizilerin şehir oranında Ezel'i geçtiği haberlerini görebilirsiniz. Şehir oranı nedir konusuna gelecek olursak temelde izlenme, dinlenme payı olarak nitelendirebiliriz. Oran reytingi temsil ederken pay şehir olur. Yani bölümün yayınlanan sürecinde yayını izleyen izleyicinin panel büyüklüğüne oranını temsil eder. Ne Kurtlar Vadisi ne Kurtlar Vadisi Pusu için ise böyle bir reyting olayı yok. Haftanın birincisi her daim Vadinin ta kendisiydi. Şu konuda hemfikirizdir ki malum yapım şirketi PR konusunda çok güçlü ve uyanık bir şirket olsa da Ezel dizisinin bu PR'a zaten ihtiyacı yoktu. Kalitesini her yönüyle diğer Türk dizilerinin üstüne koymayı başarıyordu. Fakat Kurtlar Vadisi çizgisine ne Ezel ne de başka bir Türk dizisi yaklaşamıyor. Görünüşe göre yaklaşamayacaktı. 2010 dönemi dizileri bile bu tahtı deviremediyse gittikçe dibe ve kopyaya giden dizi sektöründe bunun başarılması artık çok daha zor. İki dizi de kendi alanında ve tarzında çok başarılı. Bu açık. Ezel bir intikam, iyi kötü dengesi dizisiyken Kurtlar Vadisi hem siyaset, hem mafya, hem racon, hem de bir ustalık eseriydi. Bakın bu diğer taraf bu konulardan noksan demek değil. Tabii ki Ezel dizisinde de racona ve detaya verilen önem ve özen vardı. Diziyi diğer Türk dizilerinden üste tutan zaten bu. Elimi uzatınca o eli adam gibi sıkacaksın. Ramiz'e söylersin. Gerek yok. Kendin söylersin. Fakat dayı Kenan hikayesinde sırf dayıyı iyi ve üstte gösterme amacıyla Kenan'ı tecavüzcü olarak lanse etmeleri bizim için hikayeye terslik ve hüsrandan başka bir şey değildi. Baş karakterleri ele alacak olursak Polat Alemdar başından sonuna gelişimini gösteren ve hem yükselişini hem ön plana çıkışını ilmek ilmek işleyen bir karakterdi. Örneğin ilk sezonda asıl ön plan karakterimiz Polat değil, Konsey ve Çakır karakterlerini ana odakta daha çok görüyorduk. Fakat diziyi izleyen herkes kabul edecektir ki Çakır devrinden sonra asıl Polat Alemdar'ın doğuşunu ve yükselişini izliyoruz. Çatı sahnesi zaten bu olayın başlangıcıydı. Adamı kötü aşağıladınız. Aşağılığın önde gideniydi de ondan. Sen kimden yanasın Aslan Bey? Benim yanımda belli yerimde. Ben devletim. Ben mafya babasıyım. Kabul et bunu. Mafya babasıyım. Sen kimsin lan benimle böyle konuşuyorsun? Ben Polat Alemdar'ım. Ezel Bayraktar karakteri ise ihaneti sonucu hapise düşen, 12 sene sonra intikamı için döndüğünde bile hala affetmek için yer arayan, yer yer intikam planında çok büyük hatalar yapan ve duygusallığı ön plana alan bir karakterdi. Dizide zaten ilk sezon sonrasında neredeyse 69'a kadar Ramiz Kenan hikayesini izledik. Asıl odak bir anda buraya döndü. Hiçbir karakteri hatta ilk bölümdeki portakalla dayak atan Mesut Akusta'nın hikayesini bile finalinde tamamlayan bir dizi. Fakat ana karakter yazımı noktasında Vadi yine apaçık bir şekilde daha önde yer alıyor. Soundtrack kısmına gelecek olursak parça sayısı noktasında iki tarafı kıyaslayamayız. Çünkü Vadi her parçasına farklı versiyon ve mixler de katarak listeyi bir günde bitirmenizin mümkün olmadığı devasa bir soundtrack çıkarmış durumda. Ezel'i sayı noktasında ne yazık ki piyasadan silebilecek bir noktada. Kalite noktasına gelecek olursak karşımızda kendi işinin ustası ve ismini kanıtlamış iki büyük usta var. Toygar Işıklı ve Gökhan Kırdar. İki tarafın da en büyük silahlarını ele alırsak bir tarafta unutamıyorum. Bir tarafta Cendere var. Bu Bu videoya vesile olan videoda dendiği gibi evet, unutamıyorum takım marşlarına, bestelerine, yer yer kendinden sonraki dizilere de ilham olmuş bir müzik. E peki Cendere? Ulan Cendere dediğimiz yapım globalde bilinen, tanınan, ortalığı yıkan bir beste. Ortadan kaldırsanız Instagram Reels kısmının %70'inin anında patlayacağı bir beste. Usta! Ne oldu? Usta ne oldu bana usta? Bir şey oldu ha? Usta ne? Tonlarca farklı miksi yapılmış ve diziye girdiği bölüm ve sahneyle bile adını en üst mertebeye kazımış bir beste. Çok affedersiniz de ne ile neyi kıyaslıyorsunuz? Şu listede saydığımız her şeyden kıyaslayın eyvallah, ama en azından soundtrack kısmında bu kıyası yapmayın lütfen. Cendere'ye geçtim, Pusu'yla diziye giren Gladio bestesi bile ortalığı en az, bakın en az diyorum, unutamıyorum kadar yıkmış geçmiş bir beste. Cendere'ye kıyaslamaya hiç girişmeyin arkadaşlar. Unutamıyorum, Birleşme, 8 Eylül, İmkansız, 8 gibi birçok sağlam beste var. Toygar Işıklı kalitesini zaten tartışmaya gerek yok, fakat unutmayın, bu adam sektörde hala aktif şekilde iş yapan ve ustalığını konuşturan bir isim. 2009 yılında yaptığı soundtrack kalitesini, verdiği özeni günümüzde vermiyor mu sanıyorsunuz? Çukur, Gaddar, Çarpışma, Karadayı, İçerde, 3 Kuruş gibi dizilere yaptığı soundtrackler sallamasyon mu sanıyorsunuz? Açın listeleri dinleyin. Özellikle İçerde ve Çukur yapımları da yine fazlasıyla özendiği belli olan soundtracklerden. Ama adamı görür görmez herkes yürüyen bir unutamıyorum görüyor. La adam bile bıkmıştır artık şu muameleden. Gerizekalı. Manyak mısın lan? Evet manyak. Evet, konuya son bir toparlama çekecek olursak hangi diziyi daha çok sevdiğinizin bir önemi yok. İki diziyi izlediğimiz dönem birbirinden farklı. Kategoriler ve hikayeler birbirinden farklı. Bir tarafta 71 bölümüyle inceleyeceğiniz, diğer tarafta hem 97 hem 300 bölümlük spin-off'u hem de filmleriyle ele aldığınız bir dizi var. Geçmişteki başarıları, olayları, reytingleri ve kaliteyi göz önüne aldığınızda hangisinin önde olduğu zaten açık bir şekilde ortada. İki taraf için de fanlığa gerek yok. İzleyip sevelim yeterli. Boş manipülasyonlara gerek yok. Gerçeklerle konuşalım. Videoyu beğendiyseniz ve bunca şey üzerine yorumunuz, katmak istedikleriniz varsa abone olarak, yorum bırakarak bizlere hem destek hem farklı bir bakış açısı olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Sonraki videolarımızda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.